Evet dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını bu videoda değerlendireceğim. Belki de bu video hani birkaç gün sonra yayınlanır. Çünkü sakin kafayla değerlendirmekte de fayda var. İlk olarak Fenerbahçe koç spor olduğuyla başlayalım. Ali, Aziz Yıldırım Ali Koç'un sponsorluk anlaşmaları nedeniyle eleştiriyor. diyor ki arkadaşlar Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Neyse düzgün okuyalım. Sonra dalga geçiyorlar. Olmadı diyorlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Koç Spor başkası başkan olduğunda bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk. Şimdi ne alıyoruz? Arkadaşlar bunu ben de çok merak ediyorum. Şimdi ne alıyoruz? Yani 6 milyon dolar yani bugünün parasına deli bir para. Şimdi ne aldığımızı ben de gerçekten çok merak ediyorum. Sponsorların bedeline herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri vergiden düşer, cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç grubundan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben de ben bir de bu taraftan bakıyorum. Fenerbahçe Koç Spor oldu diyor. Arkadaşlar bu şey yani benim hep üstüne durduğum sponsorluk olayı var ya. Bu ondan bahsediyor. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış. Bunlar çok yanlış. Kendisi de zarar veriyor iddiasında bulundu. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış. Bunlar çok yanlış. Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış. Şimdi Mustafa Hoca'nın bir lafı var. Bilir misiniz? Hatırlar mısınız? Bilmiyorum ama Koç Holding bünyesinden ayda 50 bin lira alanlar var. Yani Size bırakıyorum. Yani size bırakıyorum. Cumhurbaşkanından 50 milyon istedim diyor. Bir alt başlık. Bak yine Aziz Yıldırım'ın konuşmaları benim konuşmalarıma benzer. Ben size ne diyorum? Futbol siyasetten uzak dursun. Külliyen yalan. Bunu söyleyen sahtekar yani bunu söyleyen sahtekarın kulübü şampiyon oluyor. Böyle bir şey yok. Futbol siyasetin kucağına oturmuş durumda. İç içe geçmiş durumda. Yani yarısı futbol yarısı siyaset olmuş durumda. Kimse kendini kandırmasın. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulüp için yardım aldığını belirtmiş. Arkadaşlar bunu Galatasaray forumları paylaşıp bakın işte şöyle böyle sizinki de almış falan filan diye konuşuyor. Şimdi ben konuşacağım ama burada başka bir şey söyleyeceğim. Bizim siyasette yerimiz yok diyor Aziz Yıldırım. 20 senede bir gün kime oy attığımı söylemedim. Yönlendiremezsin burada kavga çıkar. Fenerbahçe'ye ve ülkeye zarar verirsin. Buna da katılıyorum. Aynı şeyleri ben de defalarca söyledim. Fenerbahçe'nin siyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz. 3 Temmuz'la birlikte ekonomik anlamda çok büyük darbe aldık. Bunu en, bir, en iyi bilenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıpları telafi etmek için yardım edecek en önemli isim de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Her gittiğimde bir şeyler için izin istedik, yardım etti. Şimdi ee, cümlelerimi seçip söylemek istiyorum. Ya X partili Y partili olun fark etmez. Cumhurbaşkanlığı sevin sevmeyin fark etmez. Destekleyin desteklemeyin fark etmez. Ama ülkede bir gerçek var. Tek adam rejimindeyiz. Ülkede bir gerçek var. Tek adam Fenerbahçe ve biz bunu kullanamayacak kadar aptalsak bu bizim aptallığımız. Gerçekten bu bizim aptallığımız. Ya Galatasaray şampiyon yapıldı. Trabzonspor şampiyon yapıldı. Beşiktaş şampiyon yapıldı. Başakşehir şampiyon yapıldı. Bana kimse lakaluga söylemesin. Başkanları da biliyor. taraftarlar da biliyor. Siz de biliyorsunuz. Lan ben eğer Fenerbahçe'nin bugün Fenerbahçe'nin başkanı olayım. Bak siyasi hiçbir görüşüm yok. İstediğiniz her şeyin üstüne yemin edebilirim. Hani siyasi hiçbir görüşüm yok. Türkleri seven e, milliyetçi aynı zamanda muhafazakar aynı zamanda eşitlikten yana komünist bir adamım. LMKP gibi bir adamım yani. Liberal muhafazakar komünist parti. Yani ben LMKP'ci gibi bir adam. Gerçekten bak. Ama ben bugün Fenerbahçe başkanı olayım. Önümüzdeki iki sene Fenerbahçe şampiyon. Garanti veriyorum size. İki sene Fenerbahçe şampiyon. Çok büyük garanti veriyorum. Kenan Evren Lisesi'nin arazisini de alıp ee, birkaç tane arkadaşla birlikte oraya güzel bir AVM'de dikerim. Fenerbahçe'ye de müthiş yıllar boyunca gelecek para endekslerim. Yarı parası benim. Yarı dükkanların kirası benim. Gerisini kim ne yapıyorsa yapsın. Devir bu devir. Bir gün 50 milyon para istedim. Beşiktaş'a vermişsiniz. Ben de istiyorum dedim. Beşiktaş'a vermişsinizden kasıt stadyumun yapılışına hani 50 milyon lira verdik dedi. Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş başkanı. Yok hiçbir şey vermediler dedi sonra. Rıdvan Dilmen de yanımda gülüyor. 5 milyon mu dedi. Rıdvan'a dedim. Niye güldün diye işaret etmiş. Bak şimdi zıplatacağım diye yani sinirlendirip takılmış yani e, Cumhurbaşkanı. Öyle söylüyor. E, aldım tabii parayı. Bütün kulüplere yardım ediyorlar. Şimdi Galatasaray'a etmişler. Dere ağzını isteyecekler. Bak. Bu ilişkileri geliştirmek lazım. Mahkemeyle bir şey olmaz diyor. Ya arkadaş vallahi de billahi de ben bunların benzerini hani benzerini hatta daha da güzel söyledim mi söylemedim ya. Buyurun ya. Ya sen çatışamaz. Sen cumhurbaşkanıyla sen siyasette çatışamazsın. Bak 30 milyon Fenerbahçeli var. Komünist partili var mıdır? CKP, KPP falan partili var mıdır? Vardır. Her çeşit partili vardır. CKP dedim, yani CHP'den CHP'de bahsetmiyorum. Abi Habilik partileri var ya hani sadece 300 kişinin oy attığı. İnanın vardır. Lan sen çıkıp da bir partinin sözcülüğünü yapamazsın. Haklı azizlerim. Devam edelim. Borcu sıfırlayacağım. Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 milyon euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Vallahi benim en çok merak ettiğim kısım burasıydı. En merak ettiğim kısım. Yani Aziz Yıldırım yanımda olsa soracağım şey bu olur. Kardeşim sen bir enkaz bırakmışsın. Bunlar böyle diyor. Ne diyorsun diye. Bak okuyorum. Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 milyon euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 milyon euro olarak bıraktık. 90 milyon euro da bir girdi var. 330 milyon euroya geldik. Yani 90 alacak varmış. 420'de borç. Çıktı 420'de. 330. 330'luk bir borç da bıraktık diyor. 1998'in 15 Şubat'ında başkan oldum. 5,5 trilyon borç vardı. 60-70 milyon euro'dur. Onu da düşerseniz borç 250 milyon euro'dur. 10 milyon dolar Samandıra tesislerini harcadık. Derazı tesislerini yaptık. 15 milyon. Faruk tesislerini yaptık. 10 milyon doları harcadık. Fenerbahçe TV'yi kurduk. 20 milyon dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 milyon euro para harcadık. Genel Evren Lisesi'ni, arazisini almak için karşılığında yapılan spor salonları ve okuldan bahsediyor. Ee, 5, 45, 60, 70 milyon euroluk falan da bir. Hani bu 250'nin de 70'i bunlar diyor. Yani. Geldiğim zaman yıllık 14 milyon dolar geliri vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi stat'tan 40 milyon dolar gelir elde ediyorlar. Stat'tan 40 milyon dolar. İmkansız. Şimdi matematiksel hesaplayalım. Ee, doları kaçtan çarpalım? Şu. İki gündür hoplayıp zıpladığı için arkadaşlar. 40 milyon dolar çarpı 23 ile çarpalım. Yok 22 ile çarpalım. 880. Böl bunu. 17 tane normal şartlarda da ev maçı. 3 tane Türkiye kupası olsa 20. 6 tane Avrupa maçı olsa 26. 26'ya bölelim. Maç başına 33.846 1153 e, lira bunu da 40000'e bölelim 40000 seyirci var ya yani ortalama bilet fiyatı 846 lira diyor ben doğru bulmadım ortalama fiyat 250 falan olsaydı neyse e, bu, bu konuda söyleyeyim Fenerbahçe'de bir şey istemiyorum herkes beni rahat bıraksın ailemle işimle uğraşayım beni zorla çekmeyin para harcamak benim için çocuk oyuncağı diyor adam zengindir para harcayamaz adamın parası yoktur çok para harcar mal varlıklarını toplasınlar bu değerler üzerinden satış Açık Fenerbahçe'nin taşınmazlarından bahsediyor. Ben hepsini alacağım, sıfırlayacağım. Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım diyor. Arkadaşlar buradaki amaç şu. Şimdi Ali Aziz Yıldırım ta itin öldüğü yerde, Kayseri'de itin öldüğü yerde arsa satın aldı. Satın aldığı arsanın yanına öyle tesisler kuruldu ki orası cazibe merkezi haline geldi. Bak topuk yaylası. Topu kaç? 30 milyon dolar teklif veren vardı biliyor musunuz? 30 milyon dolar. Ben kabul ediyorum. Vallahi kabul ediyorum. Şimdiden kabul ediyorum. Satın gitsin. Nasıl olsa da kap yapmıyorsunuz. Ondan sonra İstanbul'da şurada burada arazi aldı. Aziz Yıldırım bu konuda haklı. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? 7.6 milyar değil mi? Fenerbahçe'nin arazilerini, arsalarını satın 7.6'yı geçer. Harbi söylüyorum geçer. Bak Aziz Yıldırım haklı. Haklı. Bu konuda Aziz Yıldırım haklı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. 420 bıraktık diyor borç. Şimdi borç 420. 90 alacak var. 330'a düşürüyor. Bence yanlış yapıyor. 420 borç bıraktı. O sene futbolcudan alacağı vereceği cartcurt e, 72 milyon dolar. Aşağı yukarı 65 milyon euro civarı diye tahmin edelim. E, cart, pırt, Hadi o 90 oraya. 420 milyon euroya bıraktıysa bile doğrudur. Yani Ali Koç ve ekibinin e, borcu bitirememesi de tuhaf. Ali Koç'a FETÖ'cü diyorsun koluna giriyorsun. Bak bu beni çok yaralayan bir olay. TPP Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilişkileri konusunda eleştirdi. Bak bu beni çok yaralayan bir olay. Bunu bana anlatamazsınız. Şimdi burada Aziz Yıldırım sonuna kadar haklı. Fenerbahçe FETÖ'ye rağmen şampiyon olmuştur. Buraya liderlik yapacaksın. Yönetim liderlik yaparsa hiç kimseye ihtiyaç yok. İki gün önce TFF başkanına FETÖ'cü diyorsun. iki gün sonra koluna giriyorsun. Bu nasıl iş? birine böyle bir şey söylersen ölene kadar konuşma bir daha diyor. Galatasaray'la yaşananlar ya. Galatasaray yapar ama yapmamış gibi hareket eder. Ben bunu söyledim daha önce diyor. Fenerbahçe ezilmez, güçlü olur ama bu yönetimle olamaz. Bunu söyleyeyim diyor. Vallahi ben de aynı düşünceler içerisindeyim. Ben de aynı düşünceler içerisindeyim. Haklı. Şimdi başka neler kaldı? E, ee, Şekip Monsteroğlu yaklaşık 2 yıldır 5 yıldız başvurumuz TFF'de bekliyor. TFF'nin bir komisyon ile rapor hazırlatacağı bu raporu komisyona sunup sonlandıracağı şeklinde. Umarım efsane isimlerin başarıları bu şekilde tescillenmiş olur. Ee, az Biten kongreyle ben Fenerbahçe'nin ilişkimi kesti diyor. Fenerbahçe'nin geldiği durum iyi değil. E, ee, Haber Türk'te Mehmet Akif Bey hastalandı. Yerine birini koyamadılar mı diyor. Ben bu kom buna komplo teorileri uyduruyorlar ama inanasım geliyor diyor. Ali Koç'un şahsıyla bu iş yürümez. Ee, Ali Koç'a tavsiyem kongre güven oy alması lazım. Kongre yapması lazım diyor. diye yenildik ve kupadan elendiğimiz dönemde kongre çağrısı yapıldı. Kongre kararı aldık ve yaptık. Aday çıkmadı. Yine tek başıma kaldım ve devam ettim. 1999'da bunu yaptım. Yönetim değiştirdik. Güçlü yönetim yaparak devam ettik. 2006'da Denizli'de kaybettik. Yeni yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi diyor. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım diyor. Arkadaşlar burada şunu söylüyor. Hani bir FETÖ'cü, METÖ'cü, tarikatçı falan filan aday çıkarsa diyor yine ben adaylığımı koyarım. Hiç kimse aday çıkmasa ben adaylığımı koyarım diyor. Ee, FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'de maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa ben aday olurum. Bunlar bu kulübe giremez diyor Aziz Yıldırım. En üzüldüğüm konu 612 milyon dolar borç bıraktığımız yöndeki laflar. Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki. Bundan sonra kim yanlış konuşursa mahkemeye vereceğim diyor. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar, doğru olan anlatınlar. Topuk yaylası, feneriyum, basketbol salonu bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz onu yaptık diyor. Yani Erol Bilecik, Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor diyor. Dava edeceğiz diyor bakın. Çekip Mostur oldu. 2,5 milyar lira seviyesinde bizden aldıklar. Borç 10 milyar lira seviyesindedir. Kulüp her yıl zarar ediyor. Bu borcu nasıl ödüyorlar? Borcu yarı yarıya indirdiklerini söylüyorlar. Bu borcu hangi kaynaktan ödediler? Euro kuruna borç bölümünde rakam düşük gözüküyor. Bu bir illüzyon diyor. Katılıyorum. Başka neler var? Ee, ben stadyum yapmasaydım ne olacaktı? Para harcamak çocuk oyuncağı. Ha ben şu kısmı da şey yapayım. Bence önemli kısım burası. Öbür kısımları zaten duydunuz. Arda'yı tut. Mourinho'yu getir. Mourinho'yu getir. Şimdi Arda Güler ve teknik direktör konusunda da flash bir açıklama yapıyor. Aslına bakarsanız valla çok şey. Geçen söyledim yine tavsiye veriyorum. Arda'yı tut yanına Kaytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hoydonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur diyor. Sizin gönlünüze yatan bir teknik direktör var mı diyor. Var. Jose Mourinho. Şaka bir yana ben buna karışamam. Yeni teknik direktör yönetimin tasarrufunda olan şey. Bir şey söylemek yanlış olur diyor. Haklı. Haklı. Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji üniversiteyi para kazanmak için yapmadık. Fenerbahçe ruhu gelişsin diye yaptık diyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Hocam şimdi böyle diyor ama kıvırır. Aziz Yıldırım kıvırmaz. Harbi söylüyorum kıvırmaz. Bak Aziz Yıldırımcı mısın hocam? Değilim Fenerbahçeliyim. Ama Aziz Yıldırım kıvırmaz. Onu söyleyeyim. Bu kulüp taraftarın Kongur ve Fenerbahçe'nindir. Bu şahısların değildir. Birlik beraberlik istiyorsanız önce bunları ortadan kaldıracaksınız. Ozan Balaban, Selin Kosif'in biletlerini iptal ettiler. Eleştirmişler. Böyle bir şey olmaz diyor. Feneryum'un değeri 50 milyon dolar. Topuk yaylasının değeri 50 milyon dolar. 550 dönümden fazla da arsa var. Villaları, evleri de satmışlar, yemişler. Bunların toplam değeri 458 milyon dolar. Genel kuruldan onay alsın. Ben hepsini operasyon yapacağım diyor. Arkadaşlar böyle bir yetki verildi. Taşınmazları satma yetkisi verildi. Ona rağmen Fenerbahçe'nin borcu da arttı. Ben onu da söyleyeyim size. Buradan kongre üyelerine söylüyorum. Onu seçenlere söylüyorum. %20 %30 fazla harcama yapacağız diye yetki istediler. Dağıldılar. Bizim tüzüğümüz %10'dan fazlasına müsaade etmiyordu. %30 fazladan harcama yaptılar diyor. Ben 3 milyar lira borç bıraktım. Şu anki borç 7.6. E biz sana burada bıraktık. Bir daha konuşmayacağım. Bana ne ya? Ben 20 sene başkanlık yaptım. Hesabı kitabı yaptım diyor. Fenerbahçe borç batağında bunu onlar yaptı. Sol bek aldılar. Samet Akaydın aldılar. Başka transfer yaptılarsa onların ödemesi var diyor. 50 milyon dolar yapı krediden para aldı. Bu para nerede? Kendisi kulübe ne kadar verdi? Açıklasın. Teşekkür edelim. Motiv olur diyor. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Fenerbahçe koçu. 80 oyuncuya 10'a yakın hocaya yazık diyor. 80 oyuncu almış 10 taneye yakın antrenör gelmiş 5 yılda. Fazla değil mi? Arkadaşlar 80 oyuncu. Böl 16 şart tane ortalama. Çekip Mosturov 3 Temmuz'un biz diyor sponsor bulmakta zorlandık. Aziz yılların bu arada benim çocuklarım üzülüyor diyor ya. 2-0 yenik durumda Galatasaray maçında diyor. Ben yanlış yazmışlardır diyorum diyor. FETÖ ile mücadele ettik ya biz 4 sene şampiyon olmadık tamam ama mahkemelerle uğraştık diyor. FETÖ'yle mücadele ettik. FETÖ'yü iyi anlamak lazım. Sonunda devleti ele geçirmek için kurulan örgüttür. Bu örgütle mücadele ettik diyor. Gönlümden geçen Murat Ülker. Hani Nihat Özdemir'le başkanlık teklifinde bulunmadım. Ama ee, Nihat Özdemir istifa ettiği için başkanlık şansı yok. Olsa desteklerim memnuniyet ediyor. Murat Ülker dostumdur. Ayda bir kez yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği bir karar diyor. Şimdi e, bu arada Murat Ülker'den de Fenerbahçe başkanlık açıklaması gelmiş arkadaşlar. E, 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili konuşmuş. Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisini Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum diyor candaş Tolga Işık. Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim demiş. Yani duracak yeri bilirim bu şu demek? Beni seçeceklerinden emin olursam başkan adayı olurum demek. Ben seçerim. Beni Çağhenk de iyi bir Fenerbahçeli diyor Aziz Yıldırım. Başka kimlerin adı var? Ne diyor? Bu kararı verirse Murat Ülker bütün gücümle destekler. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verir. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkları desteğin bilinmemesini istediler diyor. Ferit Çahenk biliyorsunuz NTV grubunun sahibi. Star NTV. Konuşursam ha genel kurula niye gitmiyorsun diyorlar. 20-30 kişi karşısında Ali Bey ve Uğur Dündar dağıldı diyor. Ben oraya gidip konuşursam ne olacağını tahmin edemiyorlar diyor. Fenerbahçe'de yitirilen duygular var. Çocuklar mutsuz. Geçen söyledim. Arda'yı tut yanına kayıtlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur. Benim yanımda kimse yapamaz. Yani Fenerbahçe'ye hainlik yapamaz. Türkiye Kupası'na yeni bir format olması lazım. Basketbolu bize vermesini istedik. 3 sene geçti. 75 milyon dolar harcayacaktık. Ve basketten de maddi anlamda kurtulacaklardı. Teminat mektubu verecek miyiz diye sormuşlar. Kafayı mı yediniz? Aziz Yıldırım'ın adı teminattır diyor. Şimdi inşallah koleji ve üniversiteyi getirsinler. Biz alalım. Genç çocuklar yetiştirelim. Kendi yaptığım stada 3 tane arabayla gidemeyeceksem gitmem dedim. Onların yaptığı. Ben giderim kendimi de korurum. Ancak onlar kendini koruyamaz. Gördük rezalet diyor. Ali Bey acilen Kulüpler Birliği Başkanlığı'na istifa etmeli. Gelecek kulüple uğraşacak. Mektuplara bakmadığım için geri gönderdim. Divana çağırdılar. Sayın Cumhurbaşkanı gelecekmiş. Grip oldum gidemedim. İşlerine geldiklerinde çağırıyorlar. Pantolon çekti. Zona oldum. E pantolonu bağlayamıyordum. Mahmut Bey Ankara'da Cumhurbaşkanı ile olan toplantıda pantolonu bağladı. Başkan diye bağırdın dalga geçtin. Şimdi hadi bağırsana diyor. Topunuz gelin diyorsun. Top derken neyi ve kimi kastediyorsun diyor. Ben bir şey söylesem yedi yerinden oynar. Bir buçuk milyar lira kesin borç var. İsteyen ile iddiaya girerim. Borcu kaç katına çıkardınız? Hasta olmasa neler söyleyecektim diyor. Bana neler söyleyeceksin? Hiçbir şey söyleyemezsin. Ben bir söylemeye başlarsam yer yerinden oynar diyor. Uğur Dündar çok büyük hata yaptı. Yani Uğur Dündar kongrede büyük hata yaptı. İstifa ediyorum diye tweet attı. Sonra oylama yaptı. Orada oylama olmaz. Divandan istifa ediyorsan divanda oylama olur. Aslında bunun sonu divanda seçimdir diyor. Erman Torol askerimle ilgili bir şey yazmış. Bu da FETÖ operasyonlarından biridir. Ne yazdığını da anlamadım. Uğur Bey'in açıklık getirmesi lazım. Tedbir alsınlar o divan başka bir şekilde olur. Bedri Baykan bir yazı yazmış. O da köşesine koymuş. Zamanında Uğur Bey'in yanına gelemiyordu. Ne adamları ya diyor. Neyse bunlar önemsiz şeyler. Siyasetle kavga etmeye hakkın yok. Şimdi de Galatasaray'a yardım etmişler. Beni mali konuda suçlayamazsınız. Kim suçlarsa alnını karışlarım diyor. Ne diyor? 9 milyon dolara Elvir Baliç aldım. Parayı bir ayda cebimde ödedim. Elvir Baliç 19-20 milyondan aşağı satmayacağız diye bir şey çıktı ağzımdan. Real Madrid'de pazarlık yapıyoruz. 17'den fazla vermeyiz diyorlar. Baliç'e 2 milyon maaş vereceklerdi. Dedim ki 19 milyonu alın. Baliç'in maaşını ben ödeyeceğim. 2 milyon doları kendi cebimden verdim. 19'a sattık. Şahidi Baliç Karaliş'tir diyor. Bir tane Fenerbahçe var. Birlik olun. Murat Ülker rahat. Niye gelsin? Ben de rahatım. Mehmet Ali Aydınlar'la ilgili bir şey duymadım. Aday olursa fikrimi söylerim diyor. Aziz Bey. İki gün sonra konu bu yönetimden olmaz. Nihat Özdemir'e karşı. Nihat Özdemir kimdir? Fenerbahçe'de en az 15 yıl ikinci başkanlık yaptı. DPP başkan oldu. Neden Nihat Özdemir'le kavga ediyorsun? 6 sene yönetimde beraber çalıştınız. 3 Temmuz'da beraberdiniz. O zaman Nihat Bey'e yaklaşımın başka olmalı. Nihat Bey yanlış şey yapsa gideceksen anlatacaksın durumu. Adama saldırırsan adam da hiçbir şeye karışmaz. Şikayet ettiklerini düzeltemezsin diyor. Edince koy soruyorlar. İnşallah iyi oyuncu. İnşallah faydalı olur. Karim benzemeyi almasını söylemedim. Onun gibi oyuncular almasını söyledim. İnşallah faydalı olur diyor. Yani kastettiğini biz anladık orada. Moze, Jose Mourinho. Du İsmail Kartal Hacca gitmiş. Niye gitmiş Hacca? Dua etmek için mi? Başka bir şey için mi diyor. Bu komik. Bunu şekerine verin. Hacca niye gidildiğini. Ben her zaman başkanlığa hazırım. Param da var. Mesele o değil. Mesele Fenerbahçe'yi toplamak. Kadıköy ruhunu niye kaybettik? Yenildiğimiz için kaybettik. Galatasaray'la oynadığımızda soyunma odasına indiğimizde bugün bayramımız derdik. Oyuncuları motive etmek için bunu söylerdik. Bir hafta önceden başlardı konuşmaya. Gereken neyse yapardık. Herkes o maça konsantre oluyordu. Yenilmiyorduk. Yenen de titriyordu. Galatasaray'da oynayan ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. Abi zamanında Kadıköy'e geldiğimizde Alexi, Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız dedi. Bunları kaybetti, 3 tane yiyoruz. Seyirciden tepki yok. Çıkıp gidiyorlar. Birlik beraberlik yok. Stada kimin girdiği belli değil. Fenerbahçe'yi sevenler yok. Her yerden getiriyorlar demiş. Son cümlelerim. Bu kadar başarısız bir Ali Koç beklemiyordum. Yanımızdakiler başkan üzülmeyelim. Belki de çok iyi şeyler yapar. O zaman daha çok seviniriz dediler. Bu kötü gidişin sebebi tek adamlık. Camia bölündü inşallah bu sene toparlar. Birlik ve beraberlik lazım. Bir de iyi transferler lazım diyor. o, o işte ilişkilerimiz iyiydi diyor. Baskonya'dan 35 sayı fark ettik. istifa etti falan filan. Biz konuştuk ettik. Sonra sözleşmesini uzattık. Durumlar bunlar diyor Aziz Yıldırım. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şunu söyleyeyim. Bugün seçim olsa Aziz Yıldırım Ali Koç'u mu seçerim? %95 Aziz Yıldırım'ı seçerim. %5 Ali Koç'u seçerim. Ama Ali Koç'un şu parasal konularda yaptığı şeyler beni çok düşündürüyor. Borç bu kadar olmaması lazımdı. Herkes de bana aynı şeyi soruyor. Hocam senin mantığına göre borcun bitmesi lazımdı. Aynen öyle. Bankalar Birliği de yapıldı. Bu niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Bunu Aziz, Ali Koç'un açıklaması lazım. Hocam işte eee 50 bin lira falan veriyorlarmışlar. Fenerbahçe bütçesinden yok. O Koç Holding'den. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar bir tane Fenerbahçe var. Hepimiz aynı gemideyiz. Lütfen Fenerbahçe çatısı altında birleşelim. Fenerbahçe'yi destekleyin. Daha başkan seçimine şuna buna çok var. O zaman geldiği zaman o zaman konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.